Kıymetli seyirciler, Ankara Selim Sırıtar Can Spor Salonu'ndan hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Türk voleybolu için son derece önemli bir akşamdayız. Birazdan bayanlar voleybolunda Süper Kupa sahibini bulacak. Türk voleybolunun en büyük kupası Süper Kupa mücadelesinde Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem ve Türkiye Kupası sahibi Eczacıbaşı Zentiva karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıla damga vuran iki takım Süper Kupa mücadelesinde de yine kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl hatırlayalım, Türkiye Ligi'nde playoff finalinde de bu iki takımı görmüştük. Fenerbahçe Acıbadem, Eczacıbaşı Zentiva'ya 3-1 üstünü kurarak tarihinde ilk kez Türkiye Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. Türkiye Kupası finalinde ise bu kez Eczacıbaşı Zentiva Fenerbahçe Acıbadem'e üstünü kurmuştu ve onlar da Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmüşlerdi 6. kez. Bakalım Süper Kupa hangi renklere gidecek? Sarı lacivert renkleri mi yoksa turuncu beyazlı renkleri mi? İşte protokol tribün ekrana yansıyor. Tribünler tamamen dolu sevgili seyirciler. Selim Sırıtar Can Spor Salonu'nda sadece birkaç koltuk protokol tribününde boş. Hatta birçok seyirci şu anda ayakta bu mücadeleyi seyretmek için hazır bekliyor. Birazdan maç başlayacak. Fenerbahçeli seyirciler ekrana yansıyorlar. Onlar da tribünleri tamamen doldurdular. Az sayıda olsa Eczacıbaşı Zentiva taraftarı da şu anda ekrana geliyor zaten. Takımlarına destek veriyor. Mücadeleyi Nihat Ermihan ve Yasemin Altıner hakem ikilisi yönetecek. Ve bu maçı ben Mehmet Sevinç sizlere aktaracağım. Yanımda Sayın Alev Anakök var. Türk voleybolunun önde gelen isimlerinden ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Alev Anakök. Geçen yıla damga vuran iki takım ve söz konusu bir Süper Kupa. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz? Geçen hafta da bu iki ekip karşı karşıya gelmişti. Beklediğimizin aksine bir maç olmuştu. Tek yönlü bir maçtı. Fenerbahçe Acıbadem ligde 3-0 kazanmıştı. Rahat kazanmıştı yalnızca 72 dakikada. Bugün yine böyle bir senaryo yaşanabilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü aradan bir hafta geçti. Eczacıbaşı herhalde hatalarını gidermiştir. Üstelik de Eczacıbaşı çok tecrübeli bir takım. Yani çok uzun zaman bu atmosferde maçlar oynadı. Onun için aynı seviyede bir maç olacağını düşünmüyorum bugün. Çok kaliteli, çok güzel bir maç bekliyorum. Ama yine de Fenerbahçe'nin ağır bastığını söylemekte yarar var. Çünkü özellikle hücumda Gamova gibi bir silahla çok kolay sayı üretiyorlar. Zaten bir önceki maçta da 27 sayıyla sahanın en skoreriydi. Bugün gene onun sayıları Fenerbahçe'yi bir adımda olsa önde gösteriyor. Gamova tabii ki bu yılın transferi, hiç şüphe yok ki dünyanın kendi bölgesindeki en önemli oyuncularından biri Ekaterina Gamova. 2.04'lük boyuyla gerçekten çok büyük bir silah. Fenerbahçe Acıbadem için tabii ki Rus milli takımından da tanıyoruz. Gamova'yı ekrana yansıyor. 29 yaşında Gamova bu yıl yalnızca voleybolda değil Türk sporunda yapılmış belki de en büyük transferlerden biri. Fenerbahçe Acıbadem'e güç katacağına şüphe yok ve bu transferle birlikte artık Şampiyonlar Ligi'nde de Final Four'u hedefleyen, dörtlü finali hedefleyen bir Fenerbahçe Acıbadem var. Mücadele başlayacak sevgili seyirciler. İlk servisi Eczacıbaşı Zentiva'da Neriman Özsoy kullanacak. Milli oyuncularımızdan Neriman Özsoy şimdi işaretini alıyor ve Süper Kupa mücadelesi başlıyor. Servis son derece etkili. İlk sayı Eczacıbaşı Zentiva'nın. Neriman'dan bir servis daha gelecek. Lig mücadelesinde özellikle Eczacıbaşı Zentiva Fenerbahçe Acıbadem'in servisleri karşısında büyük sıkıntı yaşamıştı. Neriman'ın servisi Alice Blom karşılıyor. Nihan'ın pası Gamova. Gamova sayıyla başlıyor. Paralel hücumda sayıyı buluyor. Moskova Kulesi Ekaterina Gamova. Servisi Neriman karşılıyor. Şimdi Mirka plaseyi gönderdi. Naz. Gamova. Bir hücum daha Gamova'dan. Arka alanda Esra Gümüş çıkarıyor bu topu. Şimdi Neriman bloğa takılıyor.
Neriman Özsoy ikili bloğu geçemiyor. Fenerbahçe Acıbadem 2-1 önde. Kaptan Çiğdem Rasna bir servis daha kullandı şimdi. Neriman manşet alamadı. Üst üste 3 sayı Sarı Lacivertli ekipten. Ekranda Çiğdem vardı. Çiğdem'in servisi yine Neriman'a doğru kullandı. Daha iyi manşet bu kez Neriman'dan. Bir faul tespiti Nihat Ermihan'dan ve Fenerbahçe Acıbadem'in servisleri devam ediyor. Neriman. Eda'dan sekti. Gamova bir anlaşmazlık. Alis Blom'la Gamova arasında 4 top oluyor. Sayı Eczacıbaşı Zentiva. Mirka Francia servisi kullanacak. İşaret şimdi geldi. Mirka'nın servisi. Naz'ın pası iyi değildi. Şimdi ikili blok Naz. Bu top çıkacak mı? Çok iyi savunma Fenerbahçe Acıbadem'den. Şimdi Okunyanoviç bıraktı. Mirka plaseye gönderiyor. Naz geldi. Arka alandan Alis Blom. Topu kendi sahasında kalıyor. Hollanda milli takımından da tanıyoruz Alis Blom'u. İşte bu topta mükemmel bir savunma. Önce Naz, ardından Fenerbahçe Acıbadem'le diğer oyuncular bu savunmaya katkı yaptılar. Eda Erdem. Gamova servis kullanacak. Geçen haftaki lig mücadelesinde servisten en çok sayı kazanan sporcuydu Gamova. Neriman karşıladı. Şimdi Mirka, Nihan, iyi manşet. Bir hücum şansı daha Eczacıbaşı Zentiva için. Şimdi Esra Gümüş. İkili blokta başarı sağlıyor Naz ve Eda ikilisi. Eda'nın bloğunu bir kez daha seyrettik. Gamova bir servis daha kullanacak şimdi. Esra Gümüş 5-3 Fenerbahçe Acıbadem üstünlüğü. Eda'nın sayısı. Az önce blokla sayı kazandırdı takımına Eda Erdem, şimdi de smaç sayısı. 6-3 oldu. Fenerbahçe Acıbadem iyi başladı. Gamova'dan üst üste servisler. Neriman, Mirka. Şimdi Borodakova. Avantaj topu. Bu kez sayı Natasha Osmokrovic'ten. Hırvat oyuncu farkı 4 sayıya çıkardı. Mola geliyor. Eczacıbaşı Zentiva molası. Giuseppe Cucarini mola aldı bu sayının ardından. Şimdi cuma günkü maçının aynısını yaşamaya başladık. Aslında ben tabii böyle bir daha olmayacağını düşünüyordum. Fenerbahçe bütün servisi Neriman'a yıktı ve onu oyundan düşürdüğü gibi Fenerbahçe'nin hücum yapmasını da engelledi. Şimdi tabii 5 gün önce aynı olayı yaşamış bir Eczacıbaşı'nın bunu çözmüş olması lazımdı böyle bir maç için. Ama aynı şekilde aynı hatalarla devam ediyor. Fenerbahçe de çok iyi servis atıyor bu bölümlerde. Neriman'ı da çok güzel kıstırdılar ve rahatlıkla olayı bir anda 3 sayı farka, 4 sayı farka getiriverdi. Böyle devam ederse Eczacıbaşı biraz zor toparlanacak gibi. Skor 7-3 ilk sette. Gamova servisi kullandı. Gülden Kayalar manşeti alıyor. Block out sayı Eczacıbaşı Zentiva. Evet, Gamova bu sefer Neriman'ı bulamayınca rahat bir hücum oldu ve sayı geldi. Borodakova servis hazırlığında. Etkili bir servis. Şimdi Naz. Arka alandan Gamova.
Bu top dışarıda. Farkı iki sayıya indirdi Eczacıbaşı Zentiva. Topun düştüğü yer bir kez daha ekrana yansıdı. Boruda Kuba kullandı servisi. Alice Blom'un manşeti. Naz bıraktı. Şimdi Mirka file üstü mücadelesi. Eda. Ognjenović. Esra Gümüş. Sayı Eczacıbaşı Zentiva. Fark bir sayıya indi. Mola dönüşünde. Turuncu beyazlı takım üst üste sayılar buluyor. Evet, aslında böyle karşılıklı sayılarla ve iyi mücadele olmasını bekliyoruz ama bu kadar çok manşet hatasıyla başlaması Eczacıbaşı'nı biraz geri düşürdü doğal olarak. Bir plase, yine blok vardı Osmokrovic'in karşısında. Şimdi Gamova, Mirka'dan dönen top dışarı düşüyor. 8-6 ve ilk teknik molaya Fenerbahçe Acıbadem 2 sayı farkla önde giriyor Eczacıbaşı Zentiva karşısında. Giuseppe Cucarini'nin molası gerçekten çok kritik bir anda geldi ve farkı azalttı Eczacıbaşı Zentiva. Evet, tabii şimdi Neriman'ı hemen biraz dışarı doğru çektiler. Gülden onun yerine doğru daha geniş bir alana geldi. Manşet çıkınca da normale döndü oyun. Ama şimdi başında söylediğimiz gibi Gamova gibi çok önemli bir silah var Fenerbahçe'de. Topu havada bulduğu zaman %80 sayıyı takımına kazandırıyor zaten. Şimdi Eczacıbaşı kazanmak istiyorsa Gamova'yı etkisiz kılması lazım. Bunun da tek yolu nasıl kendileri manşet hatası yapıyorsa servise, aynı şekilde Fenerbahçe'yi servise karşı manşetlerde zorlaması lazım. Ama bu bölümlerde bunu pek başaramadılar. Eczacıbaşı bu şekilde devam ederse tabii Fenerbahçe üstünlüğünü rahatlıkla koruyacak. Ama ben yine de Eczacıbaşı'nın manşet sorununu aşarak daha dengeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü neticede iki tane şampiyonla oynayan takım ve beklentim de çok fazla açıkçası. Tribünleri de görüyorsun, tıklım tıklım dolu. Yani bu kadar güzel bir seyirciye iyi bir voleybol izletmek sporcuların birinci görevi olmalı. Natasha Osmokrovic servisi kullandı teknik mola dönüşünde. Eda, Nihan, Alice Blom. İstediğini sahaya yansıtamıyor Alice Blom. 8-7 Fenerbahçe Acıbadem önde Süper Kupa mücadelesinde ilk sette. Maya Ognjenović. Ace çok etkili bir servis. Skora denge geliyor 8-8. Ognjenović bir servis daha. Karşılayan Natasha Osmokrovic oldu. Eda Erdem. 9-8 Fenerbahçe Acıbadem. Naz Eda'yı çok güzel hücuma soktu. Çok iyi bir pas. Bu arada tabii Esra'nın koridorunu kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü Esra'nın bloğu çok yüksek değil. Nitekim de gördüğün gibi sayıyı kazandırdı takımına Eda. Eda'nın servisi. Esra karşılıyor. Ognjenović bıraktı. Mirka arka alana hücum. Bant. Fileden seken top dışarıda. Bloğun müdahalesi yok. Bir servis daha gelecek şimdi Eda Erdem'den, genç oyuncu. Maça gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Bir blok sayısı vardı Eda Erdem'in. Hücumda da son derece etkili oynuyor. Maçın henüz başında Esra'nın manşeti Ognjenović. Esra Gümüş bu kez tekli blokta yakaladı. Alice Blom'u ve blok out servisi Esra Gümüş kullanacak. Fark bir sayı 10-9 Fenerbahçe Acıbadem üstünlüğü. Takımlar çok iyi çözmüşler birbirlerini ve taktiksel olarak da bütün düşündüklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorlar bu bölümlerde. Esra Gümüş milli takımımızın da kaptanı servisi kullandı. Block out. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin orta oyuncuları Eczacıbaşı'ndan daha faydalı ve daha üretken oynuyorlar. Çiğdem Rasna ve Eda Erdem çok iyi başladılar maça. Naz, Çiğdem Rasna, Alice Blom. Top içeride. Fenerbahçe Acıbadem sayısı.
Nazay Demir bir servis daha kullanıyor. Esra Gümüş, Oginyanovic, şimdi Neriman Özsoy. Karşılayan Nazoğlu, Nihan Yeldan, Gamova'yı gördü. Gamova, Mirka'dan sekiyor, Alice Blom. Nazay Demir bu kez arka alandan, Natasha Osmokovic. İyi manşet Esra'dan, Mirka Francia. Eczacıbaşı Zentiva sayısı. Çok güzel bir rally izledik. Harika bir rally. Maçın şu ana kadarki en güzel rallisiydi. Evet, bunların çoğalmasını diliyorum. Çünkü gerçekten bu kadar iyi oyuncuların oluştuğu iki takımın mücadelesinin çok keyif vermesi lazım. Neşve kullandı servisi. Nihan Yeldan karşılıyor. Nazay Demir, şimdi Ekaterina Gamova. Bloktan sekiyor. Bir hücum şansı daha. Fenerbahçe Acıbadem için ortadan hücum arka alana doğru. Çiğdem Nazlı arka alanı düşündü, topu dışarıda. Evet, Naz'ın pası biraz kısa kalınca Çiğdem istediği gibi yukarıdan tokatlayamadı. Fark bir sayı, 12-11 Fenerbahçe Acıbadem önde ilk sette. Servisi Neşve Büyükbayram kullanıyor. Alice Blom, Çiğdem, Gamova. İkili blok vardı karşısında, bir hücum şansı daha. Şimdi Alice Blom. Orayı kapatamıyor Borodakova. Blok out. İşte bir kez daha seyrediyoruz. Çok dışarıda kaldı. Maria Borodakova. Alice Blom servisi kullanacak. Neriman. Oginyanovic. Mirka avantaj topu Fenerbahçe Acıbadem için. Nazay Demir. Ekaterina Gamova. Gamova. İşte Gamova. Gamova bu. Yani topu önünde bulduğu zaman o belirli yüksekliği de yakaladığında gerçekten durdurmak çok çok zor. 29 yaşında dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir sporcu. İki kez olimpiyat ikincisi Ekaterina Gamova 2 metre 4 santimetre boyunda. Gerçekten çok ama çok büyük bir güç. Fenerbahçe Acıbadem için smaç yüksekliği 3 metre 21 santimetre, blok yüksekliği 3 metre 10 santimetre. Gamova'nın lakabı Moskova Kulesi ve onun önderliğindeki Fenerbahçe Acıbadem Süper Kupa mücadelesinde 14-11 önde Eczacıbaşı Zentiva karşısında. İkinci molasını daha da Giuseppe Cucarini. İkinci molayı biraz erken kullanmak zorunda kaldı. Eğer 20'li sayılara geldiğinde yakın bir fark olursa o zaman bu molayı çok arayacak tabi. Alice Blom kullandı servisi. Neriman, Oginyanovic, Mirka Francia. Sayı Fenerbahçe Acıbadem. Çiğdem Rasna blokta başarı sağlıyor. Şimdi tabii burada Gamova'nın önde olduğu, yanında Çiğdem'in olduğu pozisyonda Mirka'yı kullanmak, yani ona pas atmak intihar. İşte belki birini ikisini geçer ama çoğunda takılacaktır. Nitekim de öyle oldu. Alice Blom, Gülden Kayalar karşılıyor. İşte bunu yapması lazım. Yani bu kadar tecrübeli bir pasörün burada Mirka'yı göz göre göre yakalatması doğru bir pas şekli değildi. Bu pası Borodakova iyi değerlendirdi. Neriman Özsoy servisi kullandı. Alice Blom karşılıyor. Nazay Demir. Gamova plasesi. Yerden. Gülden Kayalar smaç gelecek diye doğal olarak arkada bekledi ve plaseyi bırakıyor. Gamova 16-12 4 sayılık Fenerbahçe Acıbadem üstünlüğü. İkinci teknik olaya da Fenerbahçe Acıbadem önde geliyor. Bir de çok yüksek olduğu için bloğun üstünden direkt içeri itiyor topu. Halbuki daha kısa oyuncu topun altına vurduğu zaman top biraz yükseklik kazanır ve defanstaki de zaman kazanır. Ama o direkt dokunduğu için topa çok seri düşüyor. Tabii yapacak bir şey yok. Ama Gamova da bu. Biraz önce söylediğimiz gibi. Yani onu gerçekten durdurmak çok zor. Bunun bir tek yolu var. Çok iyi servis atarak Gamova ile Naz'ın bağlantısını kesmek. Eğer bunu beceremiyorsanız Gamova'nın sahanın en skorer olmasını engellemek de mümkün değil tabii. Lig maçında 27 sayı üretti. Gamova gerçekten mükemmel oynamıştı. Hücumda da blokta da serviste de son derece etkindi. Zaten ondan beklenendi. Bu 16-12 Fenerbahçe Acıbadem üstünlüğü.
Çiğdem Rasna servis hazırlığında. Neriman Özsoy, Ognjenović, Mirka, Çiğdem. Mirka karşılıyor. Ognjenović, Neriman Özsoy. Top içeride, sayı Eczacıbaşı Zentiba. Fenerbahçe Acıbadem yine servislerde Neriman'ı bulmaya başladı. Evet, zaten onlar genellikle Neriman ve Esra'yı yakalıyorlar. Daha önce Mirka'yı yakalıyorlardı ama şimdi Neriman manşete girip Mirka'yı kaçırdılar manşetten. Rahat hücum etsin diye. Çok sert bir sınaç. Naz'ın pasında harika, harika bir pas ve Eda da harika bir hücum. Çok güzel iki hareket. Gülden'in yapabilecek yok, hiçbir şey yok. Çok tabii. Doğru. Servis Gamova. Karşılayan Gülden Kayalar. Ognjenović. Şimdi Esra Gümüş. Bu kez Naz Aydemir. Blok sayısı Naz Aydemir'den. Eski takımına karşı oynuyor bugün Naz Aydemir. Fileye çok yakın bir pas olunca Esra'nın tabii kaçacak yeri kalmadı. Gamova, Neriman, Ognjenović, şimdi Mirka. Sayı Mirka Francia. 18-14, 4 sayılık fark korunuyor. İkili değişiklik geldi. Genelde bu değişiklikleri ikili yapıyor Jan de Brandt. Şimdi burada sorgulanması gereken tamam öndeki pasörü çıkarıp Seda'yı koyuyor, hem hücum hem bloğu yükseltiyor ama arkada da dünyanın en iyi geri atak yapan oyuncusunu devre dışı bırakmış oluyor. Yani bu ikisinin arasındaki fark tabii onun tercihi. Nihan Osmokrović, şimdi Esra Gümüş, topu dışarıdan. Natasha Osmokrović servisi kullandı. Neriman karşılıyor. Ognjenović, Esra Gümüş. Yine bloğu geçemedi. Bir hücum şansı daha Eczacıbaşı Zentiva için. Mirka Franchi'ye avantaj topu Fenerbahçe Acıbadem. Arkalanan hücum. Tekli blokta başarı sağlıyor. Neşve Büyükbayram bir hücum şansı daha. Topu öldüremedi. Seda da. Şimdi Mirka Franchi'ye. Nihan Yeldan. Dirix. Alice Blom. Neşve Ognjenović. Eda Erdem topa yükseklik kazandırdı. Seda Tokatlıoğlu ikili blok. Maçın en uzun rallisi. Seda. Eda Erdem kısa bırakıyor. Top kendi sahasında kalıyor. İki takım da bir türlü topu öldüremedi. Yalnız dikkat edersen Fenerbahçe'nin hücum alternatifi çok daha fazla. Çok adamla hücum yapabiliyor. Eczacıbaşı kısıtlı bir hücum şekli var. Alice Blom karşılıyor. Sayı Eczacıbaşı Zentiva bir top taşıma kararı. 19-16 fark 3 sayı. Mola geliyor. Jan de Brandt Fenerbahçe Acıbadem'in molasını aldı. Şimdi tabii toplar kolay ölmeyince oyundaki tempo da yükseliyor, kalite de yükseliyor. Seyirciye çok güzel bir voleybol yansıtıyor. Ama hatalar, basit hatalar olduğu zaman bunların hepsi tabii bir anda kayboluyor. Bu da genellikle manşetten kaynaklanan hatalar. Oyunun kilidi de zaten bu. İyi servis atıp servise karşı iyi manşet alan takımlar mutlaka rakibine üstünlük sağlıyorlar. Bu bölümlerde Fenerbahçe belki Eczacıbaşı sıkıştırmaya çalışıyor ama Fenerbahçe'nin temposu çok iyi ve iyi oynuyorlar. Mola dönüşünde Maya Ognjenović servisi kullanıyor. Servis hatası Fenerbahçe Acıbadem'in 20. sayısı. Eda Erdem servisi kullanacak olan oyuncu Fenerbahçe Acıbadem'de.
Esra Gümüş, Oginjanović, Esra Gümüş bloktan sekiyor. Arka alan, Osmokrović, şimdi hücum Seda. Blok Neriman Özsoy. Evet, bu ikili değişiklik bu sefer biraz tutmadı diyebiliriz. Gerçi aradaki fark hala 3 sayı ama. Tekrar Gamova ve Naz'ı oyuna aldı. Jan de Brandt. Servisi Esra Gümüş kullandı. Osmokrović karşılıyor. Gamova. Üçlü bloğa rağmen sayı Gamova. Önden arkadan fark etmiyor. İşte geriden bu kadar iyi atak yapan bir oyuncuyu dışarıda tutmak. Yani biraz önce söylediğim gibi tabii antrenör görüşüdür ama pek doğru olmasa gerek. Naz Aydemir etkili bir servis Naz'dan. Yan çizgiye doğru kullandı. Gülden kayaları. Hazırlıksız yakaladı bir anlamda Naz. Fark 5 sayıya çıktı. Naz ve Gamova oyuna girdikten sonra Fenerbahçe Acıbadem adına üst üste 2 sayı kazandılar. Esra Gümüş, Oginjanović, şimdi Neriman Özsoy blok out. Sayı turuncu beyazlı takımın. Şimdi tabii Fenerbahçe'de de Blum biraz kısa kalıyor. Zaten Eczacıbaşı iyi manşet getirirse onun koridorunu kullanıyor. Nasıl Fenerbahçe Esra'nın üstünden hücum ediyorsa onlar da oradan kullanmaya çalışıyorlar topları. Nihan, Naz, rakip alana müdahale. Tabii hakem Nihat Ermiyan çok çok önemli, çok başarılı. Dünyanın çok iyi maçlarını yönetmiş. Uluslararası bir hakemimiz. Bu tür hataları hiç kaçırmaz. Servisi Neşve kullandı. Nihan Yeldan, Naz, Gamova. Topu öldüremedi bu kez Gamova. İyi pas alamadı. Nihan Yeldan, Naz. Bir plase. Sayı Fenerbahçe Acıbadem. Çiğdem Rasnay. 23-19. Şimdi görüyorsun Fenerbahçe çok adamla hücum ediyor dedim. Orta oyuncuları ne kadar çok kullanıyor. Eczacıbaşı manşet gelmediği için onları hiç devreye sokamadı. Gülden Kayalar manşet alıyor. Mirka. Mirka da dışarı vurunca Fenerbahçe Acıbadem için set sayısı. Yapacağı bir şey yok. Karşısında Gamova var. Topu ondan kaçırmak istedi. Biraz da bileğini kapatamayınca dışarı gitti. Alice Blom servisi kullanacak set sayısında. Alice Blom çok etkili bir servis. İlk seti Fenerbahçe Acıbadem kazanıyor. Skor 25-19.